Öykü Ülkedisi. Geçmiş zamanlarda ülkenin birinde çok zengin bir adam yaşarmış. Adamın karısı hastalanıp ölmüş ve adam yeniden evlenmeye karar vermiş. Güzel fakat hırslı bir, kibirli bir kadınla evlenmiş. Evlendiği kadının iki kızı, adamın da ölen karısından bir kızı varmış. Kadın evlendiği ilk günden adamın kızına üvey annelik yapmaya başlamış. Bulaşık, çamaşır, ütü ve temizlik gibi tüm ev işlerini üvey kızın üzerine yıkmış. Öz kızları ise yiyip içip uyurlar, kalan zamanda da ayna karşısına geçip süslenirlermiş. Adamın öz kızı gün boyunca yaptığı ev işlerinden o kadar yorgun düşermiş ki, akşam olunca dinlenip ısınmak için şömine başına geçer otururmuş. Bu alışkanlığından ötürü de ona Kül Kedisi adını takmışlar. Kül Kedisi durmadan çalıştığı için eli yüzü kir içinde ve giysileri eski püsküymüş. Ama bu durumda bile üvey kardeşlerinden çok daha güzelmiş. Günün birinde ülke prensi sarayda bir balo düzenlemiş. Ve baloya üvey anne ve kızlarını da davet etmiş. Çünkü üvey anne zengin ve soylu bir kişiymiş. O akşam gidecekleri baloya üvey anne ve iki kızı büyük bir özenle hazırlanmaya... Kül Kedisi'ni baloya götürmeyi düşünmemişler. Çünkü onun üvey kardeşlerinin giysilerini ütülemek, ayakkabılarını parlatmak ve saçlarını tarayıp kurdelerini takmaktan kendini ayıracak zamanı yokmuş. Hem gitmek istese de üzerlerine ne giyecekmiş ki? Akşam olmuş ve balo saati gelmiş. İki üvey kardeş giyinmişler, kuşanmışlar. Göz alıcı süsler içinde anneleriyle birlikte evden çıkmışlar. Kül Kedisi onlara şans dileyip arkalarından el sallamış. Ama onlar gözden kaybolunca da üzüntüden oturup ağlamaya başlamış. O böyle sessiz gözyaşlar dökerken güzel yüzüne ışıklı gülücükler saçan bir kadın belirivermiş yanında. Elini Kül Kedisi'nin boynuna sarmış, kendine çekmiş. "Sen de onlar gibi baloya gitmek istiyordun değil mi?" diye sormuş. Kül Kedisi evet der gibi başını sallamış. "Öyleyse kes ağlamayı da koş. Bahçeden bir bal kabağı getir bana." Kül Kedisi bu istekten bir şey anlamamış ama kalkmış. Bahçeye gidip bir bal kabağını koparıp getirmiş. Kadın kabağın içine oymuş. Sonra elindeki değnekle kabağa dokunmuş. Dokunmasıyla birlikte kabak ışıl ışıl parlayan bir arabaya dönüşmüş. Ardından da 7 tane fare getirmiş kadın. 6'sını da yaprak arabaya koymuş. 7.sini de arabacı yapmış. Son olarak da 4 kertenkeleyi birer üniformalı uşak yapmış ve arabanın 4 köşesine dikmiş. Kadın değneğini Kül Kedisi'nin eski giysilerine değdirmiş ve kızın üzerine göz alıcı ipekli giysiler, ayağında bir çift sırça papuç oluşmuş birden. Bu ışıklı, güzel yüzlü kadın meğer bir iyilik perisiymiş. Kül Kedisi göz alıcı giysiler içinde arabaya çıkmış, oturmuş. İyilik perisi yola çıkmadan önce şu tembihte bulunmuş Kül Kedisi'ne. "Şimdi doğru saraydaki baloya gideceksin ama gece yarısından önce mutlaka eve dönmüş olacaksın" demiş. Kül Kedisi bu tembihle uyanınca uyuyacağına söz vermiş, 6 küçük at arabayı uçurarak saraya götürmüş. Balo tüm görkemiyle devam ederken Kül Kedisi içeriye girmiş. Bütün başlar ondan yana çevrilmiş. Şaşkın bakışlar bu göz alıcı kızın üzerinde büyülenmiş, donup kalmış. Genç prens oturduğu yerden kalkmış. Kül Kedisi'ni saygıyla selamlamış ve onu dansa davet etmiş. Kül Kedisi prensle dans ederken sanki göl üzerinde yüzen bir kuğu gibiymiş. Herkes dansı bırakıp saatler boyu birbirine çok yakışan bu çifti seyretmiş. Böylece vakit ilerlemiş. Gece yarısına yaklaşmış. Danstan sonra Kül Kedisi üvey kardeşlerin yanına gitmiş. Onlarla konuşmuş. Ama ikisi de bu zarif ve güzel bayanın kendi kardeşleri olduğunu anlayamamışlar. Bu sırada saat gece yarısını vurmaya başlamış. Kül Kedisi iyilik perisinin tembihini hatırlayıp telaşla ayağa kalkmış. Bir an önce saraydan çıkıp ve eve varmak için koşmaya başlamış. Ama bu telaşlı koşta papuçlarından birini merdivenlerde düşürmüş. Ardından deli gibi koşmakta olan prens de düşen papucu almış. Sıkıca göğsüne bastırmış. Prens, Kül Kedisi'ni gözden kaybedince kapıdaki uşaklara sormuş. "Buradan geçen güzel bir prenses gördünüz mü?" Uşaklar, "Hayır efendim. Ama az önce buradan dilenci kılıklı bir kız geçti" diye karşılık vermişler. Kül Kedisi koşarak eve ulaşmış.
kimseye görülmeden şömine başına geçmiş ve uyur taklit yapmış. Balodan döndüklerinde onu bu durumda gören kardeşler elbette ki hiçbir şeyden şüphelenmemişler. Prens günlerce balo gecesinde o güzel prensesi düşünmüş. Onu nasıl bulacağına akıl erdiremiyormuş. Sonunda bir çözüm yolu gelmiş aklına. Sokaklara tellallar çıkarıp harika bir duyarı yapmış. Duyduk duymadık demeyin. Kimin ayağı prensesimizin elindeki sırça papuca sığarsa prensimiz onunla evlenecektir. Görevliler ev ev dolaşarak tüm soylu hanımların ve kızların ayaklarını bu sırça papuca sokmaya çalışmışlar. Ama hiçbirinin ayağına uymamış. Sonunda kül kedisinin evine de gelmişler. Üvey kardeşler bir hevesle denemişler. Ama başaramamışlar. Anneleri onların papuca büyük gelen ayaklarını ezerek, büzerek sokmak istemiş. Yine de olmamış. Tam kampıdan çıkıp gidiyorlar ki görevlilerden biri şömine başında sessizce oturan kül kedisini görmüş. Ve çağırmış. Ona da denemek istemiş. Ama üvey annesi bunu engellemeye kalkmış. Görevli kararlıymış. Herkes gibi onun da denemede hakkı vardır demiş. Kül kedisi ayağını papuca sokmuş. Papuç ayağını tıpatıp uyumuş. Herkes şaşkın. Kül kedisi koynunda papucun öbür tekini çıkarmış. Ve birden iyilik perisi çıkıvermiş ortaya. Kül kedisine elindeki değnekle dokunmuş. Onu balo gecesine kadar güzel bir prenses görünümüne sokmuş. Üvey anne ve kardeşler üzüntü ve kıskançlıklarından oracığa düşüp bayılmışlar. Görevliler prenses görünümündeki kül kedisini alıp saraya götürmüşler. Genç prens onu sarayın merdivenlerinde karşılamış. Kollarını açıp kucaklamış. Prens kül kedisiyle hemen evlenmiş. Kül kedisi ülkesinin güzeller güzeli prensesi olmuş. İyi kalpli prens ve iyi kalpli prenses kardeşlerini affetmiş. Onlar da saraydaki soylu kişilerle evlendirmiş ve hep birlikte geçmişi unutup mutlu günlerin tadını çıkarmaya başlamışlar. Ve masalımız burada bitmiş. Herkese iyi geceler diliyoruz.